AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları ile ilgili yaptığı toplantıda beni kastederek daha önce de şahsıma hakaret ettiydi. Şimdi de bir kadın grup başkan vekiline hakaret etti. Bununla ilgili ceza da yetmez. Milletvekillerine sesleniyorum, gereğini yapın dedi. Ben de AKP Genel Başkanı'na buradan sesleniyorum. Diyorum ki, birincisi, bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız. Bugünün gündem konusu insanlarımızın yoksulluğu, bunun neticesinde intiharlar, iş dünyasının kayıpları ve gerçekten Türkiye'nin girdiği çıkmazdır. Daha sonra grup başkan vekiliniz Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli siyaset liderlerinden Bülent Ecevit'i Amerikan emperyalizminin karşısında el pençe durmakla onu suçlayacak. Tabii bu İyi Parti'nin kendi iç meselesidir, onların takdiridir. Sayın Grup Başkan Vekili böyle bir ifade kullandıysa kendi kurullarında, gruplarında değerlendirmişlerdir. Kendi tespitleri doğrultusunda böyle bir ifade kullanmıştır. Biz buna saygı duyarız. Ancak bizim gündemimizde erken seçim değil, vatandaşımızın, milletimizin bugün düştüğü durum vardır. Ekonomik güçlükler vardır. Bunlarla ilgili hem yurt sattığında hem de meclis genelinde hepimiz mücadele vermeye devam ediyoruz. Erken seçim eğer söz konusu olacaksa bunun bir an önce olmasını biz de isteriz. Ama böyle bir şeyi söyledikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi töhmet altında kalıyor. Bir kişinin hakkını koruyalım derken bir siyasi partinin ve siyasi parti mensuplarının hakkı hukuku korunmamış oluyor. Ama bu gerçekten açıklanmalı. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik kurallar içerisinde genel başkanını belirleyen ve ülkesi için mücadele eden bir genel başkanı her zaman seçmiştir. Şu anda başımızda çok onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir genel başkanımız başımızdadır. Teşekkür ederim.